Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Gündeminde Amerikan Başkanı Trump'ın 100 yılın anlaşması dediği Orta Doğu Barış Planı vardı. Kudüs'ü İsrail'in kanlı pençelerine bırakmak insanlığa yapılacak en büyük kötülük dedi. Sessiz kalmakla suçladığı İslam ülkelerine de tepkisi çok sert oldu. Zalimin gözü kana da doymaz, mala da doymaz. İsrail'in de gözü doymuyor. Son olarak Amerikan yönetiminin desteğiyle hem Kudüs'ü hem de İsrail işgal altındaki diğer Filistin topraklarını ilhak anlamına gelen bir planı devreye almaya çalışıyor. Türkiye olarak görünürde iki devletli çözümü kabul eden ama esasda Filistin'i tümüyle yok eden ve Kudüs'ü tamamen gasp eden bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz. Rabbimizin çevresiyle, yani tüm Kudüs ve Filistin topraklarıyla birlikte mübarek kıldığı Beytül Makdis'in, yani Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine uzanan elleri kırmak imanımızın bir gereğidir. İşte bunun için Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz. Binlerce yıldır olduğu gibi bugün de dünya barışının anahtarı Kudüs'tür. Barış çınarı Kudüs'te yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır. Kudüs'ü tümüyle İsrail'in kanlı pençelerine terk etmek sadece orada yaşayan Müslümanlara ve Hristiyanlara değil, tüm insanlığa yapılmış en büyük kötülük olacaktır. İslam dünyasındaki ülkelerin şu atılan adım ve açıklanan metinle ilgili tavırlarına baktığımız zaman ben halimize acıyorum. Başta Suudi Arabistan. Sesin çıkmıyor sesin. Ne zaman çıkacak? Bakıyorsunuz Umman, Bahreyn aynı şekilde. Abu Dhabi yönetimi bir de oraya katılıp alkış tutuyorlar. Yazıklar olsun. Acaba o alkış tutan eller bu haince atılan adımın hesabını nasıl verecekler?